böyle böyle yapma diyorsun, yapıyor. Ya ders, derse gel. Zamanı yok. Kendine de zaman kalmayacak. Zamanı verene zamanım yok deme. Sana da zaman kalmayacak. Kalmadı, ilaç içiyor, baygın gibi yatıyor. Kendine zamanı var mı? Yok. Yani sıkıntılı olanlar laf dinlemiyor. Bir tanesi sordu, niye gavurlara derler ha ha hu? İntihar edenler ben miyim? Onların çıldırır, ha 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 ha, dabdurun yapmaların sıkıntının dişe vuruşu değil mi? Atsi gösteren, gururunla, fakrı gösteren kibrin ile halka kendini mundike rezil yaptın diyor. Yani İslamiyetsiz insan mutlu olsaydı İslamiyet'in gelmesi mantığı olmazdı. Birkaç dakika bekliyorum da derse başlamadık da. Laf dinlemiyor. Laf dinle. Çünkü bir sistemdir. Size şöyle bir tane intibamı şey yapayım da paylaşayım. Biraz hususi. Videolarda belki de görmüşsünüzdür. İsveç, Norveç, Finlandiya, kutup var ya kutup. Dünyanın kutbu, kuzey ve güney. Orada güneş şöyle yapar, 6 ay tamam durur. Veya 6 ay burada durur. 6 ay gece, 6 ay gündüz olduğu için. Orada taif dedikleri, taif. Yani güneşin kırılmasında o gökkuşağı var ya, renk. Onun gibi böyle taiflar var. Bir şey anlatacağım, çok mühim, bunu anlaman lazım. Yani böyle pembe, mavi, böyle yeşilimsi, böyle dalga yani böyle. Kumaş gibi dönüyor. Videoyu görmüşsünüzdür böyle. Yani orada güneş kırılmasıyla 6 ayın orada acayip bir renk kırılması var. Tamam. Veya bilmeyenler kristalde yani. Şöyle bak başka renk. Şöyle bak başka renk kristalde. Görürsünüz yani ana renk 7 tane, kristal bakınca 12 tane renk olur. Bu aynen bunun gibi, o taif dediğim, taif denildiği gibi kristaldeki rengi burada, yani her yerde, havada, aynı alemler böyle bir içinde. Alem dediğimiz şey, burası bina, bina içinde benim değil. Mahlukatın kendisi alem. Yani biz hava alemindeyiz, kuş da hava aleminde, su var, balık aleminde değil. Bu melekut alemi, gayb değil. Tamam mı? Vay. Melekut alemi var ya, umurun batınları, metafizik. Yani o gavur da geçer oraya. Yani o alemde ruhaniler yok. Ruhaniler kendisi alem. Mesela Gazali bunlara tam, dan, han, man, test. Her birinde 1000 tane var diyor, 4000 çeşit. Yani şu hava aleminde o kırılan şey gibi, daha hani böyle yapıyorum ki kalsın kafanızda. O ışık var ya böyle taif, böyle kırılıyor, kıvrılmıyor böyle. Renk ama, acayip. Onun gibi dolu. Şimdi radyo dalgaları geliyor sana, çalmıyor. Radyonu açarsan radyona giriyor. Tamam. Yani radyo açık olursa çalma, bağırsan çare midir? Radyo açık. Çalar değil mi? Çalar. Radyo açmasan çalar mı? Çalmaz. Bağırsan da çal desen çalmaz. Eğer o alemlere açık menfezini yaparsan, bırakırsan, ya niye çalıyor ya, niye böyle oluyor? Çare değil. Açmayacaksın. Radyonu açmayacaksın. Koku almak istemiyorsan pozitif kuyusunun kapağını açma. Sana deniliyorsa banyoda şöyle yap. Yani şöyle yapma. Şu sitelere girme. Meşgul olma. Peki saatimiz geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat.
Size bir şey hemen şey yapacağım. İmam Şafii demiş ki rahmetullahi aleyh, Kur'an gelmemiş olsa, sırf Vel Asr suresi gelse, ümmetin istikametli düşünmesi ve istikamette olabilmesi için Vel Asr yetiyormuş. İmam Şafii'ye göre. Şimdi istikametli düşünebilmek için sırf bir eser gelse 13. lema ümmeti Muhammed'i istikamete koyar. Düşünce itibari. Bir dağa gitseniz, hapishaneye gitseniz, bir tek eser olsun yanımda ama her şey olsun. Akıl olsun, kalp olsun, psikoloji olsun, ruh olsun, melekut olsun, gayb olsun, alemler olsun, ne istiyorsan. Kendimi yönetmek istiyorum. Ne kitabı alırdınız yanınıza? Risale-i Nur Külliyatı için 14 tane kitlik şey var. Ne alır? Yani aklımı da inşa, kalbimi ihya, Rum'daki latifeler uyuş yapsın, psikolojimi kontrol etsin. Ondan sonra doğruyu yanlışı tefrik edip böyle alemlere karşı durumum. Yani genel bir insanın bütün alemlerine yarayacak böyle bir eser olsun. Tek bir tane alma hakkınız var. Mektubat alırdım. Mektubat alırdım. Ben mesleği yok. Lemalar. Lemalar. Başka? Asayi Musa yazdı. Asayi Musa. Asayi Musa. Bak şimdi. İnsanın istikameti gidebilmesi için 13. lema yetiyor ama bu şey insanın içsel alemini, düşüncesini vesaire kıblesine koyar. Bir eser olsa psikoloji, aile hayatı, tevhid taşır ise şualar alacaksın. Vesvese de var burada. Yani şu alır yanına aldın mı 14 cilt yanında. Bak okuyacağım şimdi. Bunu yaşayan bir insanım. Yani hapis olsun, yalnız kaldığın şeylerde olsun. Şimdi onlardan okuyacağım. Şu alardan. Bismillahirrahmanirrahim. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. Çalışarak notlar aldım. Nerelerden okuyacağım diye. Şualar. Ha. Yani kendimce şu 13-14. Şua var ya. Bilmeyen 13-14. Şuayı okumayan, not alarak. Ben çok mutluyum. Öyle bir şey beklemesin. Her an tepenizi hüzün basıyor. Sıkıntı olmasa bile hüzün basıyor. Bu var ya bu. Sanki böyle yer altında bir usta diyor elektrik gibi tüneller açıyordu. Asansör gibi yukarıya çıkıyordum gibi yani bak. Ha bir tanesi. Bak diyecek ki men amene bil kader emine minel keder. Ortadan alıyorum. Çalışarak geldiğim için. Ne diyor? Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla. Huzma min kulli şeyin ahsenehu. Ne demek bak şimdi diyor ki her şeyin güzel cihetine bakınız. Huzma min kulli şeyin ahsenehu. Şu ölçülere bak. Tak tak. Daha şimdi gelecek esas. Bak şimdi. Kaidesinin sırrıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Işık biraz şey ama olsun ufak da yazmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ الْأَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكُمُ هُمُ الْاَلْبَابِ. Gayet kısacık bir mali. Sözleri dinleyip, en güzeline tabi olup, fena olup, fenasına bakmayanlar, hidayet ilahi mazhar akıl sahipleri onlardır. Hidayet nerededir? Hani Allah dedi ya, ben hidayeti istediğime veririm. Bu ayeti çok soruyorlar bana. Benim ne suçum var? Madem bende hidayet yok veya gavurda yok, Allah vermedi. Bak ne demek? Diyor ki, Allah Celle Celaluhu ben hidayeti istediğime veririm. Bak bununla alakalı da. Ne demek bu?
Allah'ın istediği gibi olursan istediğini alırsın demektir. Allah'ın istediği gibi olursan istediğime veririm diyor ya. İstediğime veririm hidayeti. Allah peki Allah'ın isteği nerededir? Allah'ın hidayeti nerededir? İsteklerinin içindedir. Bir tanesi bu. Diyor ki bak Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ الْاَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابُ. Yani gayet kısaca bir meali, sözleri dinleyip en güzeline tabi olup, bir sürü sözler dinleyeceksin. Hangisine? En güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar, hidayet ilahi mazhar akıl sahibi onlardır. Bakıyor musun? Hidayeti görüyor musun? Hidayeti alanlar kim? Bunlar imiş. İşte diyor ya, hani işaret edeceğiz iman meselesinde söylüyor ya. Cüz ihtiyarının sarfından sonra diyor, istediği kulunun kalbi. Evet. İrade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Bir şey istiyorsanız isteğinizde samimi olun. Tamam. Mesela bir misal söyleyeyim. Basit. Bununla alakası yok da. Dinleyin. Hani müminler arasındaki şey, adabı da misal verirken bir yerleri tamir etsin. He, ne haber Faruk? Hoş geldin. Hoş geldin. Adamla tokalaşıyorsun. Suratına bakmıyorsun. Allah Resulü konuşurken mesela Hasan, buyur Ömer. Ömer orada. Böyle hiç olmamış Allah Resulü. İlle sadrını, göğsünü döndürmüş. Hasan, buyur Ömer. Cepheyi koymuş. Bir de hele, he, ne haber ya doktor? Hoş geldin. Bir de böyle şey yapıyor. Evet, ona da laf yetiştirecek de yetiştirmeyeceksin. Tokalaşmayacaksın. Yani sana tokalaştı geçen bir cenazede birisiyle. Hey kardeşim, hoş geldin. Ben bırakmadım. Bakar mısın dedim. Buyur Hasan kardeş dedi. Kimle tokalaşıyorsan ona bak. Aşağılama. Yapma o zaman. Ne alakası var bunda? Ta buradan. Ben yaptığın yerde idrarını yapma. Tuvalette telefonlarla oynama. Özellerini tuvalete atma. Tamam mı? Oraya dünyevi uhrevi şeylerle meşgul olma. Yazıp çizme. Tuvalet adaplarını, banyo adaplarını öğren. Vesvese orada musallat oluyor. Cinler orada oluyor. Tuvalet ve banyo da oluyor. Bunlar niye cin söylüyor? Ne cin? Kur'an'da koca bir sure ya. Muamma yaptılar. Konuşma. Mana üç harfli. Ne üç harfli? Cin işte. Allah Kur'an'da cin suresi demiş ya. Böyle onları güçlü yapan korkman, korkmanın sebebi de cehaletindir. Onlar kimmiş ki? Sen tuvaletinde adamına uy. Banyo yaptın vesaire. Peki ta buradan başlıyor. Şuraya kadar bakın. Ulaike lezine hedehumullah ve ulaike hum ulul elbab. Sözleri dinleyin. Sözleri, yani Allah konuşunca susun diyor. Hutbede konuş yapıyoruz ya, hutbeyi verirken. Vansitun leallekum tuflehun. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet ilahiye mazar akıl sahipleri onlardır. Akıl sahibi o zaman oluyor. Adam, laf dinleyeceksin kardeş. Bu manyetik alan, şu düzgün zannetme, durgun zannetme. Bu atma 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır şu dünya. Radyonu açma, parazit sesler gelmesin. Bazen çekin alanı olmayınca arabayla giderken parazit yapıyor araban, ses yapıyor teybün, radyon. Hayır, onun gibi yani. Mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine. İyi tarafına ve güzel cihetine. Hani derler ya, Anadolu bir söz var. Fena yanan da doğurur. Ve ferah verecek vecine bakmak lazımdır. Ya biliyor musun falanca
sinek sıçradı da kanat koptu. Orada adamın lastiği çıktı, bilmem ne yaptı. Ya çıldıracak adam ya. Olumsuz, olumsuz, olumsuz ya. Ne muhatap oluyorsun ya? Senin bu kafan kaldırır mı bu haberleri? Bugünkü haberleri yarım saat iç, dolacak o haberlerin. Nasıl tahammül edeceksin ya? Hiç iyi haber yok Hasan abi. Yok ki, yani yapmıyor ki. Yapmıyor işte. Özellikle... Mesela Bitlis'te bir tekstil fabrikası 100 kişiyi doyurmuş, giydirmiş. Haber yapmaz. Yapmaz. Antalya'dan İzmir'e doğru kalkan bir sineğin kanadı kırılmış, onu haber yapar. Sineğin kanadı kırılmış. Nerede olumsuz varsa. Kasten değil mi abi? Kasten yapılıyor. Kasten Kuvve-i Kudsi'ye çöksün diye. Olayın altında çöksün, enkaz depremin altında kalsın. Olayın arkasına geçemiyor ki. O an dedim ki birisine yakınım. Ya dedi, niye canım sıkın suratın? Ya bir şey diyeyim, anlatma. Girmeseydin haber bültene. Sakın ha. Girmeseydin. Bir de bana taşıyorsun. Bir de bana taşıyorsun. Hayır. Ustada gelmiş Zübeyir abi. Ustadım demiş, alemi İslam'a şöyle olur. Dur Zübeyir. Sen demiş, seni masonlar mı gönderdi buraya? Din düşmanları mı gönderdi? Said'in maneviyatına zarar ver ki, maneviyatına zarar ver ki bu kitaplar telif olmasın, tefekkür edemesin, haleti bozulsun diye. Senin Yahudiler, masonlar mı görevlendirdi? Dermiş. Seni masonlar görevlendirdi, haleti bozulsun ki bu manalar çıkmasın. Girmiyorum arkadaşlar ben. Ve bugün elhamdülillah cüzümden hariç, bak defterim de şey, belki trafik sıkışır diye, bak kırmızı şey bazen fazla sıkışıyor 15 dakika. Defterim bak çantamda. Taşıyorum ki notlar alayım. Akıl çalışıyorum. Onlar gelmez Ömer. Ben çok zeki değilim sizden. Çok akıllı değilim sizden. Niye bunlarla böyle akıl, dima, haritalar çıkıyor? Çünkü şu disiplini yaşıyorum. Kalktığım saat belli. Yattığım saat belli. Girmem kardeşim haberlere. Çünkü bu kafanın içerisinde o kutsi manalara ayna olamam. Onların altından kalırım ben, enkazın altında. Çünkü ahir zaman fitnesidir. Bu gece ve gündüzler gitmeyecektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu rejim var oldukça. Girme, muhatap olma, bu haram helalden bahsetmiyorum. Psikolojin kaldırmaz. Girme. İzah edemezsin. Ferah verecek peçine bakmak. Nerede ferah veriyor? Bak ne diyor? اَلَّذ۪ينَ اِسْتَمُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ الْاَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَهُمُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Ne diyor? Bak diyor ki, bak ferah şimdi haberlere bakacaksın. Sözleri dinleyip, en güzeli tabi olup, güzeli mi var haberde? Fenasına bakmayanlar, televizyon demiyor mu bakmayanlar? Dinlemeyen demiyor ki. Televizyon bakmayanlar. Bakmayan, söze bakmaya denilmez bu yazıldığı zaman. 1920'de yazılmış. O zaman radyo var, televizyon yok. Dinlemeyenler olacak, sözleri dinlemeyenler olacaktı. Bak sözleri dinlemeyen olacaktı. Allah'ın şey, Adnan. Bakmayanlar diyor. Sözlere bakmayanlar olur mu? Sözleri dinlemeyenler olurdu. Sözlere, fena sözlere bakmayanlar. Televizyon, daha ilerisi var. Hidayet ile mazhar, akıl sahipleri onlardır. Mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına, iyi tarafı var. Çok iyi bilmiyor musun o pozitif kuyusunu açıyorsun? Güzel cihetine, iki etti mi? Üç, ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki, ferah mı veriyor? Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı. Bak, manasız. Mana mı var sana verecek? Lüzumsuz, sana lazım mı? Bildin de ne olur? Bilmeyecek miyiz? Tamam bildin, ben bilmiyorum. Benim neyim? Neyim eksik? Sen normal vazifeni de yapamıyorsun. O haberlerle yüklendin mi? Psikolojin o kadar zihnin berbat ki evde de hırçın hanımına, hanımsa kocasına böyle nasıl boşanacak o? Hep bir haber, ses değil. Yani şöyle diyeyim, ben düşündüğümü sese dönüştürüyorum.
sana ses geliyor. Arkadaşlar ses yok burada. Bu enerji paketidir. Şimdi geliyor. Ondan nasıl, o enkaza nasıl çıkacaksın bak. Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazari dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Çok antika bir şey söylüyor bir şeyde. 3 ay, 3 sene diyor odamdan işitilen radyoyu dinlemedim diyor. Kastamonu. Yani o işitilecek 3 sene boyunca. Kerpiçli ev oldu ya oğlum. Tamam Kastamonu. Kerpiçli ya ev. 3 seneden beri işitilen radyoyu kerpiçli bakmadım sormadım. Oysa devam ediyor. Devamı çok antika. Oysa diyor herkesten önce ben bakmam lazım. Bütün dünya benimle meşgul diyor. Bak bir şey söyleyeyim. O bizim mahkeme meselesi var diye. En çok ben takip etmem lazım. İbrahim biliyor. Bakmıyordum. Çünkü altında ezileceğim o haberlerin altında. Öyle bir haber sunuyorlardı ki. Tamam canım yakalandığı zaman asılacak bu. Ölüm bitti canım. Değil Türkiye dünya düşmanı bu. Sokağa çıkamazdı. Linç edilecek. Tabii. Yani bakın. Beni alakadar olmam gerekirken hiç bakmadım. 8. sözde bir bahçe iki adam biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere güzel şeylere bakar. Safa ile istirahat eder. Ne yapsın külliyat kafamızı tutacak alıyor ki. Bak ne dedi? 8. sözde bir bahçe iki zat giriyor. Bir tanesi baktı ki İbrahim dal niye kırık? Ne meyveler niye dökülmüş? O dalda meyveler. O niye çürük lan? Bir sürü iyiler var. Hep neye bakmış? Güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğeri bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde. Temizlemek eline gelir mi? Çirkin bir pis şeylere hasır nazar eder, midesini bulandırır, istirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Bu nasıl bir kitap ya? He? Ne güzel bir ölçüler koyuyor ya. Bunu, şunu anlamak için inan bir koca bir psikoloji kitabı okuman lazım ya. Ben yani bu işin biraz tevazu yapmayacağım. Ehliyim psikoloji. Yani bir kitaptan bu kadar öz bulamazsın ya. 2-3 tane cümle bulursunuz koca kitapta ana fikir. Koca kitap okuyacaksınız. 150 sefer böyle bir iki cümle ya. Şuraya bak ya. Hem de ruhani ve tam ukdi hayat. Yani kocaman ağacın çekirdeği gibi. Bak diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde. Haberler elimizden gelir mi yani düzelir mi? Yok. E bildin. E ben bilmedim. Fark ne? Sen gerginsin, sıkıntıdasın. Ondan sıyrılmak için hırçınsın. Bu tahammül edemiyorsun. Ben hakikaten rahatım ve o manaların, ulvi manaların gelmesine bir kitap okuyunca geliyor. Yani bir meziyetin olmuyor. Sen temiz ol yeter. Havalimanını temiz tut, uçak inecek zaten. Uçak mecbur inecek, uçak benzini bitiyor. Mecbur inecek. İnflak ettirme havada. Pisti temiz tut, uçak inecek zaten. Çirkin, pis şeylere hası nazar eder, midesini bulandırır, istirahata beder, sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi, ne diyor şimdi? Şimdi hayat içtimai beşeriyenin safaları. Şimdi cemiyet hayatını bak söylüyor. Cemiyet hayatının safaları. Hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Cemiyet de iş yeri de bir medrese Yusufiye gibi, hapishane gibi ya. İlle dört duvar değil. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Yok mu arkadaşlar ferah? Her tarafa bak. Hem çirkin. Yok mu ortada? Çirkin. Hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. İman, küfür. Hepsi beraber var. Akıl odur ki, akıl odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere emniyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Şu anlar 510. Başka bir yer okuyacağım. Çalıştığım için çiz üzerine, 510'u çiz. Bir daha dönme bu tarafa. Nerede? Şimdi 540. Bu da acayip bir şey. Cemiyet hayatını, bak sosyolojinin, ukde-i hayatiyesini nasıl kuruyor. Hayat-ı içtimai insaniyenin, cemiyet hayatındaki insanın
hususan millet-i İslamiye'nin usul esası, yani bir Müslüman nasıl orada bulunacak ki rahat etsin, vesile olsun güzel şeylere ve oradan cemiyetten gelen negatiflikler üzerime almayayım ama ben faydalı olayım. Hayat içtimai insaniyenin hususan millet-i İslamiye'nin usul esası ne yapalım bak rahat etmek için? İki paragraf okuyacağım. Bir bu, bir de başka yer okuyacağım. Bir, akrabalar içinde samimane muhabbet. Bunun dinimizde farz. Silah-ı Rahim. Akrabalar içinde birincisi bu. Gelin. Silah-ı Rahim demek, paldır küldür herkesle irtibat değil. Sıla, bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimdir. Rahimin onayladığı bağ. Rahim neydi? Kafire bakmaz. Rahman, kafir mümin fark etmeden rızkını, hayatını, her şeyini veren. Rahim ise kendine iman edenlere ahiretten hariç iman ettiği ahiretle, gaybla, meleklerle destekleyen, imdad eden, kalbine, aklına, ruhuna imdad edip ulvi, kutsiyle besleyen, iman ettiğimiz şeyle besleniyoruz. Mesela misal vereyim. Kanser oldu. Yani bu öleceğiz yani de birimiz mesela kanser oldu. Talil bugün çıktı. Ne ile besleneceksin? Hadi bakalım. Kanseri verdiler İbrahim. Ha böyle. Allah göstermesin. Misal bana ver. Nereye tutunacaksın? Verdiler çapada, carapaçada verdik. Şimdi evet kanserim ama tamirhanem var. Bankoda param var. Boş odada Mercedes var. La başver ya. Para var hadi bakalım. Ver çal pat oynasın. Yapabilir misin? Nereye sığınacaksın? Koca Rüştü abi. 80 küsür yaşında ömrü hizmetle geçmiş. Dişçiye bile gidemeden dişini bile kendisi pertenle, kerpetenle, penseyle kırıp tutup çıkartan, berbere gitmeyip saçını böyle kesen, hiçbir şey yapmayan böyle adam, hizmette geçmiş adam. Zaten ona yapılan son muamele ona yeter zaten. Ona demiştim ki, böyle bir adam için, bir şey anlatmak için bunu söyledim. Rüştü abi, gerçi hepimiz biliyoruz neyi kastettiğimi, sen de anlarsın. İnsan ameline güvenmeyeceği belli ama dedim. Ya dedim yani ölüm anı işte. İnsan nereye güvenir? Yani böyle ümit ve reca ya. Yani mutlaka insan bir ümitli olur. Abi nereye ümitlisin dedim ya. Neyle Allah'ın huzuruna çıkmak istersin? Yani biliyorum tabii hiçbir şeyimiz yok o. Tamam ama gene bir insan meyli var da İbrahim. Ben diyeceğim ki işte vakıftı falan böyle. Risale-i Nur, teksir yaptılar İbrahim onu. Elle çevirdiler, bastılar. Basma yasak olduğu dönemde. Ustad'la iki tane mektuplaşması var. Ustad da demiş Ceylan'a gelme demiş yani. Sen onları şey yap. Böyle biz hatta yani. Risale-i bastık, matba şey. Eski eser vardı ya böyle şeyler. Onu beklerken ne dedi biliyor musun? Bunlarla kalır. Dedi ki her amelime riya, ihlassızlık girer. Ama öyle bir amelsiz amelim var ki riya, ihlassızlık girmez. İftihar da girmez. Tamamen masa ihlastır o. Allah Allah. Nedir abi dedim o? Ona tutunacağım. Ben dedi Allah'ın düşmanına düşman oldum. Eylem olmadığı için, amel olmadığınca riya girmiyor. Amel yok. Oh lan ben düşman oldum ne kadar büyük. Düşman olmak eylem değil ki iftihar ediniz. Tam tersine düşman olmak doğru kapsana gidiyoruz. Ha? O. Şimdi niçin bunu söylüyorum? Silah-ı Rahim, Rahim'in onayladığı kanser verdikleri zaman Rahim şu. İman edenlere Allah dünya ve ahirette akıllarını, kalplerini, ruhlarını besleyen Allah. İman edenlere verecek Allah. Rahim. Rahman değil. Şimdi müminler arası akrabalar derken akrabalarınızdaki böyle dinle dalga geçen, alay eden sıla yok onda. Rahim'in onayladığı sıla yok. Din düşmanı. İşimiz olmaz. Asıl saadet buna delildir. Baba, oğul arası. Tamam. Bir, ne yapacağız cemiyet hayatında birbirimize güç vermek için? Bir, akrabalar içinde samimane muhabbet.
2. Kabile ve taifeler içinde alakadarların irtibat. Kabile. İleri Salim buraya bakmıyor. Arabistan'da da bakıyor. Kabile var da böyle. Aşiretçilik de var doğuda. Kabile ve taifeler içinde alakadarların irtibat. Kopmayacağız. 3. İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkârane bir uvet. Yani ümmetçi olacağız. Milliyetçi olmayacağız. Irkçı olmayacağız. Ümmetçi olanlar milliyetçi olamazlar. Milliyetçi olanlar da ümmetçi olamazlar. O nispette. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ümmetçiliktir. Ne mutlu lazım diyene, Kürdüm Türküm diyene bu ırkçılıktır. Tamam. O hissi taşımaz mı abi? Yani o hissi olacak ama onu İslam'a kullanacaksın. Mesela bir misal vereyim. Ben Hatay'a gittiğim zaman, orası zaten hocalar dolu. Orada Lazlarlı Mahallesi vardı, 408 Evler Mahallesi. Oraya dershane açıldı. Ulan ne yapayım dedim, bunların içine nasıl gireceğim ya? Zaten bu Lazların, belki Türkiye'den çok hafızlar oradan çıkıyor. Onlara dedim ki, ulan ne biçim adamlarsınız dedim ya. Lazların içine Laz gelmiş. Ulan dedim, Lazları bıraktınız, nasıl olur ne dedim ya, aklım almıyor. Ya hocam doğru söze ne dedin, hakikaten eşeklik yaptık bana. Derken o düşküsünü tahrik ettim. Şimdi korkunç, harika bir hizmet var orada. Öyle mi diyeyim? Ne yaptık? Ha, usta da diyor ki milliyetçiliğini ümmetçiliğine kullanırsan makbuldur. Ayrışmaya, sıyrılmaya, düşman olmaya, öteleri o ötelemeye, itmeye vesile ise bu ırkçılıktır. Milliyetçilik iyidir. Irkçılık rezildir. Milliyetçilik ümmetçiliğe hizmet eder. Tamam, biz onu inkar edemezsin. Kürdüm ben. Arabım ben. Tamam. Ha, ben bunu İslam'a kullanırsam bu milliyetçiliği ümmetçiliğe döner. Irkçılık berbat, milliyetçilik değil. Irkçılık kendisine şey yapmak. Mesela Yahudilerde Mason olursun ama Yahudi olamazsın. İstersen Yahudiliği seç, gene Yahudi olamazsın. Ama İslamiyet'te ise Hristiyan da olsa, Rus olsa, Fransız, Yahudi olsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, milliyetçiliğini bırakmıyor, ırkçılığını bırakıyor, ümmetçi oluyor. Şimdi birincisi neydi? Akrabalar arasında samimi muhabbet. 2. Kabile ve taifelerle içinde alakadar irtibat, mutlu olmak için. 3. İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkârane, yani birbirinin kalbine kuvvet vermek. Onu biraz sonra okuyacağım. Yani sıkıldığımız zaman bir araya gelelim, şöyle şöyle yapalım diye reçete verecek böyle. Onu okuyacağım. Bir muavenetkârı bir uhuvvet yapacağız. 4-5 kendi cinsi ve milletine karşı fedakârane bir alaka. Başka? Hayatı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık. Beraber işte. Birimizin dişi ağrısa koşacağız. Yani evinizde kızın olur, oğlun olur, eşin olur, anne baban olur. Şimdi birisinin dişi ağrısa sen rahat yatabilir misin? Öyle olacağız yani. Birbirimize bağlı olacağız arkadaşlar. Unutmayın bu iki şeyi. Ucuza ve çabuk birbirimizi satmayacağız. Kur'an'ın tabiriyle sırtınızı dönmeyin diyor. Öyle dönmeyin. Topuk üzerinizde dönmeyin diyor birbirinize. Ucuza ve çabuk. Satmayacaksın. Bedeli ne biliyor musun? Satılacaksın. Ben dakika dakika. Evet. Bir tanesi aradı İbrahim. Seninle alakalı. Aradı Tobe. Aradı dedim ya. Bu Ömer amca vardı ya, Kestanelik'te. Merter. Onun cenazesindeydim. Dedi ki, Hasan kardeş dedi, benden büyük. Hasan kardeş dedi, telefonlara bakmıyorsun dedi ya. Niye telefonlara bakmıyorsun sitem etti? Abi zamanım yok. Nasıl zamanım yok? Bir araya sıkışırsın dedi ya. Mahkeme koridorlarına gelenlerin dedimle görüşmeye zamanım kalmıyor ki seni arayayım da seninle de görüşeyim. Mahkeme koridorlarına gelip bizim mahkemeye iştirak edenlere
benim babamın ve şahsi bir şeyimiz yoktu. O mahkeme koridorlarına gelip o sıkıntıyı çekenlerin telefonlarında zaman bulamıyorum ki abi senin telefonuna bakayım. Hem bizi sevenlere, muhabbet edenlere, sevenlere zamanım yetmiyor ki benim tenkit edenlerin tenkitlerine cevap vereyim. Haklısın dedi ve gitti. Satmayacaksın, ucuza ve çabuğa satmayacaksın. Senin zaafını gösterir o. Başka kimseye bir şey yapamazsın. Niçin söyledim bak, hayat-ı ebediyesini kurtaran, bak ustad diyor, hayat-ı ebediyesini, yüz kusur olsa ne olur? Olsa bile bak, hayat-ı ebediyesini kurtaran, Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine, ona hizmet edenlere, yani bunu kaldıran ele, bunu kaldıran ele, naşirlerine, sarsılmaz bir rabıta, sarsılmayacaksın basit şeylerle. Ve iltizam ve bağlılık gibi. Hayat-ı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları kuvvetlendirmek, inkar etmemek. Bak, şimdi sıkıntı olunca ne yapacağız? Burayı da okuduk. 540. Ya. Elhamdülillah. Dedim ya çalışarak geldim. Bunu ikide bir söylüyorum ki ders yapanlar tombala çeker gibi ders yapmasın. 498. Ne güzel dostlar ya. Ha. Şimdi ne yapacağız sıkıntıda? Sıkıntıda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen çapa psikiyatriste mi gideceğiz? Allah Resulü ne yapıyordu ona bakacağız şimdi. Hemen psikoloğa mı gidelim? Hadi bakalım ne yapacağız. Zaten onların türemesinin sebebi bunu yapmamaktan çıkmış. Her tarafta psikologlar, psikiyatristler, pedagogların çıkması bu uygulanmadığındandır. Bir misal söyleyeyim size de. Çok hoşunuza geçer. Ben merak ediyorum ya. Bunu bir Bekir Sami abi var. Felsef, felsefeci. Öğretmen. Rüştü abiden de herhalde bir yaşta büyük. Çok yaşlı. Şu anda yaşıyor o. O Rize'de öğretmenlik yaptı. Dedim ki, abi dedim, belki tanırsın. Yaşlı çok, 80 küsur. Ya dedim, ben dedim, Rize'yi, Rize'de devlet hastanesinde, Rize devlet hastanesi, bak şimdi. Hem aileye bak, nereden vurmuşlar. Ya dedim, hastanede senin zamanında, o merak ediyorum, hastanede psikiyatrist, psikolog, pedagog, aile danışmanı, bir sürü türevleri, çocuk psikolojisi, bilmem ne çıkan, sendrom, bilmem ne, panik atak, böyle klinikler var, bir sürü isimler. Eskide var mıydı bunlar? Biz mi görmedik? Veya böyle hastalık yok muydu? Veya bunları nasıl gideriyorlardı dedim. Dedi ki, aa dedi, benim dedi başhekim yapmış, başhekim devlet hastanesi başhekim yapmış, hem de dedi, hizmetle alakalı dedi, kardeşimiz var dedi, Üsküdar'da oturuyor, yaşlı dedi. Ben giderken beni de arabayla götürürsen dedi, o da İbrahim tarafından. Ben hem de ziyaret ederiz, bir ziyaret edelim, ona sor dedi. Başhekim İbrahim, uzatmıyorum bunu. Gittik neyse adam, bunu sordum. Abi dedim ya, hastanede o zaman bu bölümler yok muydu dedim. Dedi ki, asabiye bölümü vardı dedi, bir tane. Allah, Sinir hastalığı. Bir asabiye varmış. Peki dedim yani bu aile, psikoloji, çocuk psikoloji, panik, intihar, bilmem sendromun, halüsinasyon bölümler. Onlar olmazdı dedim. Niye olmazdı dedim. İnsan değil miydi? Bak dedi. Bak kardeşim. Eskide dedi köylerde bilge insanlar vardı dedi. Şimdi bize geleceğim şimdi de. Babaanne vardı mesela yaşlı veya dede. Mesela gelin veya oğlan evlendi, sıkıntı olduğu zaman gelin giderdi o bilge babaanneye, babaannenin babaannesine otururdu. Mesela şaygilerde vardı. Giderdi, kızım otur derdi. Dizin altına otururdu o çınar ağacı olan o babaanne 80-90 senenin kültürü çözümleriyle beraber, hadiseleriyle çözümleriyle o kıza yüklerdi. Bak kızım, falan tarihte falanın bir gelini vardı.
Böyle bir sıkıntısı olmuştu kaynanasıyla, kocasıyla, oğluyla, kendi işte. Şöyle yaptı, falanca var ya falanca köyde, o da böyleydi. Bugün ada falan adam vardı, onun karısı da böyleydi. Şöyle şöyle, o bilge insan onun sıkıntısını giderirdi, bize kalmazdı dedi. Ve genç yaşta da o nasıl evleniliyordu bak. Genç yaşta kız gittiği zaman sevgilisi, flörtü kocasıydı. On peki nasıl olacak ya, daha çocukken çocuk doğuruyor. O kızı annesinin yanından alıp kayınpeder, kayınvalide de babaanne oluyorlardı. Annesi baba. Hem kızı yetiştiriyorlardı hem Doğan'ı yetiştiriyorlardı çocuğu. Hem Doğan çocuğu yetiştiriyordu hem gelini de kaynana yetiştiriyordu. Böyle bir eğitim müessesesiydi evler. Şimdi ise bir gurur yapıyor. 100 metrekarede yeni evlenmişler. Tamam mı? 100 metrekarede. Kim buna teselli verecek? Kim hava yumuşatacak? Eskide gelin bir sıkıntı olduğu zaman kaynana orada, kayınpeder orada. Mesela kocası da orada, hemen bir şey olunca kızım veya şey varsa oğlum. Tamam anne, tamam babaanne. Baba tamam, tamam. Hemen olayı el koyarlardı. Zaten ona hiç gerek kalmıyordu. Ne yapıyorlardı? Hem gelini büyütüyorduk kaynana, hem torununu büyütüyordu, yetiştiriyordu. 100 metrekarede şimdi yerler geniş, gönüller dar olduğu için kavga ediyor. Eskide 50-60 metre böyle oldu. Eskide bilge insanlar vardı. Onun için bir bedensel sinirlerden dolayı vardı. Yoksa psikoloji noktasında o köylü bilgeler çözerdi. Şimdi onunla alakalı bir şey okuyayım. Niye bu kadar uzattım? Bu dünyada, hususan bu zamanda arkadaşlar, şimdi, hususan musibete düşenlere, sıkıntı var abim, panik var abim, ilaç mı ne yapayım? Bak, bu zamanda, bu dünyada, bu zamanda, hususan musibete düşenlere, 498'den okuyorum şu anlar. Bilhassa nur şakirtlerindeki deşitli sıkıntılara, deşitli abi kaldıramıyorum abi ya, Ömer öyle mi? Kaldıramıyorum abi, kaldıramıyorum, sıkıntı var, yanıyorum. Deşitli sıkıntılara, iki, meyusiyetlere, ümitsizim abi ben düzelmem ya. Bir gün olsa da, zaten telefonlarım ulaşmıyor ama dostlarım vasıtasıyla yapıyorlar. Mesela çantacı abi vasıtasıyla alıyor, onun yanında hemen gidiyor, abi Hasan abi et falan. Şimdi, dolayısıyla bak, dehşetli sıkıntısı var. Bir, iki, meyusiyet var. Onlara karşı ne yapacak? Kim? Nur talebeleri. En tesirli çare, çapaya gidip, psikiyatrist ve psikologlara görünüp, verdiği ilaçları istisnasız içerek, vücudunu yumuşatarak, sabahtan akşama fok balığı gibi yatmak, hayatı mantar gibi geçirmektir. Buradan mı oldu? Niçin dedi? En tesirli çare neymiş? Bir, birbirine teselli. Teselli vereceğiz birbirimize. Bak birbirimize teselli. Ama bizde bir eskide araba yolu yoktu ya, araba yoktu ki. Doğuda da öyledir ama genel bir atasözü var. Yani şehirde köyden köye giderken patika yolu kullanırlardı. Yağmur dolunca ne yaparlardı? Ağacın altına gizlenirlerdi. Derlerdi ki, bak ya şey güzel havalarda ağacın altına pisleme ki ağacın yağmurlu günde sana lazım olur. Tamam mı? Aleyhinde bulundun. O adamın dersinden ve o adamın sidisinden istifade edemezsin. Ha, o zaman ne yapacağız? Birbirimize teselli vereceğiz arkadaşlar. İki, ferah vermek. Üç, kuvve-i manevisini takviye etmek. Dört, fedakar, hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek. Ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Hani bu rivayette var ya, insanı memnun eden üç tane şeydir, sıkıntısını atan. Münacat-ı Rahman, tilaveti Kur'an, sohbeti İhvan. 6-7 tane sıkıntı var temelde. Bunun vasatı nimettir. Çünkü hakikatta mazhar olman için sıkıntının vasatı nimettir. Dertler bana derman imiş.
İfrat ve tefriti hastalıkmış. 7 tanenin ifrat ve tefriti ne yapar? 14. Allah Resulü o 7 tane sıkıntısını şu yöntemle çözmüş. 7 tane sıkıntıyı ona da yaptı ki Allah çözümü bize öğretsin. Bir sıkıntı çeşidi varmış. Hatice'sine gitmiş. Onunla sohbet etmiş. Bu bize şey gösteriyor. Onun çözeceği cinsten bir sıkıntı. 2. Bir sıkıntı çeşidi varmış. Bilal Habeşe ezan okutturulmuş. Bir sıkıntı çeşidi var. Bizde haber veriyor. Mesela şöyle kastediyorum. Tebessüm etmek sadakadandır diyor ya. Bundan ben ters anlıyorum şöyle. Ne kadar suratsız insanlar var ki tebessüm edin denme ihtiyacı duyulmuş. Mahkeme duvarı gibi. Buna ihtiyaç duyulmuş söylemeye, tamam mı? Böyle zalimane durma yani. Yolda bir taş almak sadakaymış. Ya niye denmiş ki bunu? Demek gaddar bir toplum varmış ya. Yani. Böyle tahmin ediyor. Ne demek istiyorum? Yani tebessüm sadakadandır denmesi için suratları asık olacak. Ha, Hatice'sine gidebilmesi için onun zıttı sıkıntısı var. 2. Bilal Habeşi ezan oku, beni ferahlat, ya Bilal dermiş. Bir sıkıntı çeşidi bu. 3. Ebu Said-i Hudri galiba. Kur'an oku, beni bizi ferahlat dedikleri zaman estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size indi. Ben de başkasından duymayı severim demiş. 3. Bir sıkıntı çeşidi de varmış. Ebu Bekir'e gidermiş. Radiyallahu anh. Bir sıkıntı çeşidi varmış. Namaza müracaat edermiş. Bir sıkıntı çeşidi varmış, kendisi Kur'an okurmuş. Bir sıkıntı çeşidi varmış, geçmişle alakalı olan Hira'sına, Hira Nuru'na girip, böyle tefeüs, tefekkür ve rabıta yaparmış. Ha? Çok acayip. Şimdi, demek ki, böyle musibetlerde, düz okuyorum izni, en tesirli çare, birbirine teselli, ferah vermek, kuvve-i manevisini takviye etmek, fedakar hakiki kardeşler gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına gam, hüzün, sıkıntılarına merhem sürmek, daha beter yapmak. O bir şey dedi, o ya Allah Allah ya, 6 ay önce gitseydin keşke Mara'ya, ya bitti ya, senin suratın da şey ya, beyaz kağıt gibi olmuşsun ya, ya öyle mi ya falan. Adamı daha beter ettin bak, merhem sürmek, sonra tam şefkatle, kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uvet gücenmemek kızarız ama peygamberimizin ifadesiyle aleyhissalatü vesselam müminler arasında mümin derken illa hizmetteki arkadaşlar değil. Senin eşin Müslüman değil mi? Müslüman kardeşindir. En fazla kaç gün hadiste göre küs olabiliriz? 3 gün. Rüştavi diyor ki nurcu ise diyor bir uykudur diyor. Bir uykuda uyursa o hali gider. Ondan sonra bir uyku hali geçirdiği halde hala konuşmama inat yapıyorsa kibirdir, gururdur, inattır. Yapma. İnat o kadar ifratı olursa Nemrudane inadı. Nemrut'u Nemrut yapan kibri değildi. İnat. Firavun'u Firavun yapan kibri, ustad diyor, Nemrudane inadı, Firavunane kibri diyor, şey gururu. Taştı taştı şişti diyor. Bir uykudan sonra bir Müslümana veya eşine hala konuşmuyorsa ya inattır, ya gururludur, ya enanet budalasıdır. Ne diyor? Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet gücenmek tarafkirlik kaldırmaz. Adam diyor ki benim yapım mı değişemiyorum diyor. Ha işte. İnadım diyor. O zaman bak Allah ne diyor Celle Celaluhu Kastamonu'daydı değil mi? Vel kazimin el gayze vel afinanin naz. Ne diyor? Gayzinizi yutun. İnsanları affedin. Ben yapamıyorum. Allah yapamayacağını mı söylüyor? Allah diyor ki değiş. Ben değişemem diyorsun. Makinenin sahibi bilmiyor mu? Gayzinizi yutun. Ben böyleyim. Beni böyle kabul edin. Bu şeytaniye, şeytanın limanıdır. Allah diyor ki gayzinizi yutun. Madem yutulmayacaktı bize teklif Himalaya tak mı yapıyor? Öyle mantıksız o. Kastamonu da söylüyor ya.
vel kazimine gayze vel afinanin naz. İnsan nasıl, nedir? Haset ezber olmasın. Yusuf'u kuyuya indirendir. Haset edersek arkadaşlar dibe ineriz. Kin, gurur, nefret, inat edersek hapishaneye gireriz. Ha bu hapishaneye, buraya. Buraya girersin, kin, nefret çıkamazsın. Nuzulü dünyayı dedin. Bana bir şey yapmıyorsun ki, kendin gidiyorsun. Yapma. Hapishaneden çıkmak istiyorsan, kuyudan çıkmak istiyorsan affet. O ben onu affedemem, ya ahirette çeksin. Merak etme. Bir insan senin çocuğunu esse, ben affettim desem bile amme davası devam eder. Merak etme, devlet affetmez. Sana yapılan haksızlığı sen affet. Bak ben hakkımı helal ediyorum bana küfredenleri. Hakaret edin. Affediyorum bak sizin huzurunuzda. Peki Esma affedecek mi? Hizmet affedecek mi? Ustad demiş ki ben affettim ama Kur'an onu affetmedi. Öyle mi? Sad geçiyor mu abi? Geçiyor. Ya. Niçin affediyorsun? Adnan. Buradan hapishane olmaktan çıksın kafa. İkide bir ol. İkide bir ol. Nasıl abi yapacağız, affedeceğiz? Dualarında ya Rabbi Adnan'a merhamet. Ona ve bana yardım et ya Rabbi. Onun kalbini de ferahlattı. Beni de yapalım. Allah Allah, şeytan der ki ulan ben buna düşmanlık yaptırdım. Kim olsun? Adam dua ediyor. Kızdığınız adama dua edin. Kızdığınıza dua edin. Sonra diyecek olan ben hayra vesile oluyorum. Daha kızamayacağız. Çünkü şeytan devre dışı olacak. Anladın mı? Dua edin diyor. Dua et. Bunu da okuduk. Sevgili kardeşlerim, 522'de ne var? İnsan kendinin psikoloğu yani Hasan abi. Tabii abim ya. Kendin ya. Ben sana yolu tarif ediyorum. Sen yürüyeceksin Ömer. Ya ben bu kadar hadise geçirdim kardeşim. Yaşamamam gerek yani. İnsan, ben de insanım da. Bazı insan kendi vücudunu taşıyamıyor ya. İkide bir hastayım. Neyin var? Bir şey yok. Bak ikide bir. Ya bir vücudunu taşıyamıyorsun ya. Bir düşünceni. Aileni taşıyamıyorsun. Hakikaten şey için söylemiyorum. La fakr ve la gurur. Cemaatin, ümmetin sıkıntısı var ya. Ya cemaatin sıkıntısı var kardeşim. Allah şahit. Bu Risale şahit olsun. Bugün o kadar şeyle meşgul olduğum halde böyle cemaatin sıkıntısı, cemaatin böyle bir mekan şey yapacağız ya böyle. O sıkıntı da oldu. Belki de 2-3 saat gözükmemiş baş ağrısı yaptı. Sonra Risale'nin teselli verici şeylerini, bunları topladım. Ondan sonra tak diye tak tak tak. Sonra en son şu çıktı. Hizmetin sahibi Allah'tır. Sana ne ya? Sen yolunda bulundun mu? Muvaffak olmakta muvaffakiyettir. Mağlup olmakta muvaffakiyettir. Ya olmadı. Olmadıysa olmadı. Dersen alacaktık. Mülkü işte sen ikisi. 2-3 seneden beri yerde. Birkaç kişi vaat etmişti. Tamam sen dersen alsa yardım edeceğiz. Ona telefon ettik. Tamam yeri bulduk. Adam vazgeçti. Ben de sıkıldım tabii, üzüldüm. Üzülünce öyle sıkıldım ki bulmuştuk güzel bir yer. Ondan sonra baş ama nasıl? Ya benim çoluk çocuğum dışarıda mı kaldı ya? Ben dersen zaten bunları ders yap. Ya Mehmet böyle cumartesi zeytin bunları yapalım diye. Yani niçin söylüyorum? Bazıları kendisini taşıyamıyor. Bazı ailesini taşımakta zorlanıyor. Cemaatle alakadar oluyorsun. Bak bugünkü derse kasten gelmiş. Allah razı olsun hepinizden. Buraya çarşamba günüydü ki benim çarşamba ile çatışıyor. Enfusi dersimiz böyle. Baza yapacağız inşallah. Ceylan çiftliğine de yapacağım bunu. Yeteriz. Değiştireceğiz ki benimle çatışma. Hangi gün vardı abim? Cumartesi. Ha cumartesi. Yok. Salı günü var. Ha. Salı ve cumartesi iş yapabilirim. Cumartesi yapamazsam salı iş yapabilir. Salı abi. Ha inşallah. Yani daha açılış olup da gidemediğim dershaneler var. Şey demek istiyorum. Kendisini taşıyamıyor. Ailesini taşıyamıyor. Bir de ümmeti. Peki nasıl yapıyorsun? Kardeşim Risale'yi not alarak okuyacaksın. Ne olur YouTube'dan haberleri kesin girme. Çünkü içeriden 10 tane haberin bir tane olumsuz varsa baş ağrında kapacak. Çünkü niye seni kapacak? Niye başkalarını? Çünkü sen hamiyetlisin. Sen ümmetçisin. Sen Müslümanın burnu kanarsa senin akciğerin kanar. Anlıyor musunuz? O açsa sen kronik hastalığa girersin. Çünkü sen merhametlisin. Sen şefkatlisin. Sen ümmeti Muhammedcisin. Kucaklayıcı özelliğin var. Onun için kötü bir haber duyarsan altında eziliyorsun. Yapma, girme. Ben girmiyorum. Duymadım da ne kaybettin?
Yani buraya girdiği zaman o haber bilgi değil. Her içeriye giren enerjidir. Koku enerjidir, ses enerjidir, bilgi enerjidir, okuduğunuz enerjidir. Ama inşallah şey olacak, bu anlaşılacak. Bak şimdi, burayı da okuyayım. 522, merak ediniz varsa. İki gündür hem başımda hem asabimde, sinirimde tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet alma ihtiyacım içinde. Yani birbirimize teselli vereceği okuduk ya. O kadar ihtiyaç var ki. Bir tanesi öyle yapmıştı. Birkaç kişi var. Bir arıyor. Selam, aleyküm selam. Hasan kardeşim nasılsın? Elhamdülillah abi iyiyim. Buyur abim. Ya tamam kapatıyorum. Seni meşgul etmeyeyim. Pis sesini diyeyim tamam. Ben eskiden şey zannediyorum psikolog. Hayır. Ses, işaret, harf, eşya, alamet o maziyi taşıdığı için şair ne demektir? Maziyi istikbale taşıyan tevarüs, dindeki tabir geçmişi geleceğe taşıyan tevarüs şeyleridir. Mezar taşları, ezanlar, tesettür vesaireler. Ses de öyledir. Mesela bir ses duysa İbrahim, ben siz duysanız ne dersin? Aa ben ta çocukluğumdan beri bu sese aşina var. Böyle ne alakası var? Miraç'a Allah Resulü gittiği zaman aman ürkmesin diye Cenab-ı Hak peygamberimizle konuşurken en çok ünsiyet ettiği ve sevdiği sesle konuştu. Ebu Bekir Sıddık Redan'ın sesini kullandı. Ahmediye'de okudum. Ya Ahmediye, ya Muhammediye'de. Anladın mı? Böyle şey zannetmeyin ya. Ses gibi gözüküyor ama ses yok ortada. Başka bir şey. O kişi kendisi var orada. İki gündür hem başımda hem asabimde sinirli. Tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet alma ihtiyacım içinde. Acip tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. Yalnızlık var, yalnızlık. Ben biraz hissettim 5 ay 20 gün hücrede kaldığım için. Yalnızlık var ya artık duvar oluyor. Duvarla konuşuyorsun öyle. Ne haber bardak yıkarken olmuştu. Ne haber sen de bıktın benden bardak yıkıyorum. Ya 5 aydan beri aynı şey, sen de bıktın falan. Konuşuyorsun yani. Mana aktarıyorsun, başka ne yapacaksın yani? Şimdi tecrit vahşetmiş. Kanun 15 günde fazla tutulmaz iken, yalnızlık vahşeti beni sıktı. Yani niye bu dertleri sayıyorum? Dermanları okumak için. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydası nedir? Niye böyle oluyor ya? Niye böyle oluyor? Millet rahat. Kuş tüyünde yatarken biz böyle sıkıntı çekiyoruz Müslümanlar. Allah Resulü'ne sormuş değil mi Hazreti Ömer radıyallahu anh? Böyle hasırın üzerinde, kumun üzerine hasır varmış. Allah Resulü yapmış. Hazreti Ömer gelince Allah Resulü'nün izi kalmış. Hani ya Resulallah bu İran Fars kralları kuş tüyünde yatarken size böyle diyor kumun üzerinde hasırın üzerinde reva mı? Ne demişti? Hatırlıyor musun? Ne diyordu? Dünyasın ahiret bizim olsun. İstemez misin Ömer? He? Dünya. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların ahiret. Dünya onların ahiret bizim olsun. Yani ustata neden bu tazip oluyor ya? Ha? Birden bu sabah kalbi ihtar edildi ki siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa ya ahirette eleneceksin ya burada. Eleneceksin kardeşim. Geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsunuz? Bu da bir hadis meali. Ya burada hesap vereceksin hadiselerle, tamam mı? Kaderin hükmü var ya, kafirin eliyle seni evirip devirip çevirecek. Sen orada, sen zaten hesap vermiştin denilecek. Buna delil nedir? Niye şehit cennete gidiyor direkt? Çünkü o verdiği vereceğin. Allah'a komple verdi. Tamam mı? Bak, siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek, kadere bunu yapıyor. Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu, 3-4 eleklerle elenmek. Yani başka şey için mi? Kimisi hizmetten besleniyor, kimisi hizmeti besliyor. Böyle tipler var ha, hizmetten besleniyor.
eylemek, halisane sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardır ki, kader ilahi ve inayet-i Rabbaniye müsaade ediyor. Çünkü yani bu kadar dersleri kitap okuyorsunuz, evde sıkıntılarınız var. Niye? Çünkü böyle meydan imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladır ki hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi, uğrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Kardeşlerim, hem nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Sıkıntın olmasının sebebi nurlarla meşgul değilsin fazla. Al meşgul yet, çoğalt. Bak bir daha. Kardeşlerim, ben nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz nurlarla iştigaldir. Geçici şeylere emniyet vermemek ve sabır ve şükretmektir. Demek ki geçici şeylere emniyet vermemek, sabır ve şükretmektir. Birkaç dakikanızı da alayım. 519'da 500. Ondan sonra... He? Sor. Yani sıkıntılarım azalıyor derken, he, iç dünyasında mı yoksa hakikaten sıkıntı ettiği şeyler mi azalıyor abi? İki şey var. He. Mesela kantar düşün böyle, terazi. Taş dolu. Bunun havaya kalkması için ne yapmak lazım? Bu tarafa atmak. Ya buradan bir taş alacaksın. Babası. Veya buraya bir taş koyacaksın. İkisi de var. İkisi de var. Diyor ki ondan sonra şey yapayım bak. İkisi de var. Mesela bazıları hakikaten dertler çoğalıyor. Adam hala yüzüyor ya gemi. Adamın gemisi şile bir büyük. Sandal olursak sandal ver. Okyanusa lap 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 lap. Yani sandal oynuyor. Aynı dalgalar 300 bin tonluk gemiye vurduğu zaman dalgaya o şeyin geminin duvara böyle demirleri bir vuruyor. Dalga neye uğradığını şaşırıyor. Arkaya düşüyor. Hiç çilep gidiyor. Ama bazen de deniz çarşaf gibi olur, bir şey olmaz. İkisi de var. Ha? İkisi de var. Acayip bir şey. Bir şey söyleyeyim size. Bu nereden geliyor biliyor musun? Şeyh Yasin var, Şeyh Yasin. Tekerlekli arabada İsrail şehit etmişti. Belden aşağıya bir şey olmuştu. Kısmen felç olmuştu. Bu Filistin hareketinin öncülerinden. Çok ilginçtir. Hamas'ı kuranlardan. Bir cümlesi vardı, onun için anlattım. Beni çok etkilemişti. Çok soruma acayip cevap vermişti bir cümlesi. Kimde ne aldımsa söyle. Diyor ki, ya diyor bu intifa, bu Filistin böyle, yani sizin gibi şuurlu Filistin hepsi değil ki diyor yani. Böyle bu millet nasıl kurtaracak? O izah ediyor da bir cümlesi var. Diyor ki, bak diyor, dalga olduğu zaman diyor denizde, tayfanın ve geminin içindeki hepsinin cesur olmasına gerek yok. Kaptan cesur oldu mu yetiyor diyor. Bir kaptan cesur oldu mu yetiyor. Anlıyor musun? Yani Müslümanlar nasıl olacak? Sorun cevap bak. Nasıl bu kadar cahil, bu kadar halk böyle nasıl hamiyet feveran edecek? Bu halk nasıl yapacak? Bu halka gerek yok uyarımız. Gemide herkes cesur olmasına gerek yok. Kaptan cesur oldu mu yetiyor. Baştaki. Başta diyor işte. Anladım. Baştaki başların akıllarına. Başlarına gelse tamam. Diyor ki, Son şeyi okuyorum. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lemay ihlas dusturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeyninizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Kati haber aldım ki 3 aydan beri buradaki az kardeşleri birbirine karşı meşrep ve fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için 3-4 adam tayin edilmiş. Demek ki fikir meşrep farklılığını nazara almayacağız. Diyor ki, birbirimize bak, bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'ani ve imanimiz iktiza ettiği halde
Son cümle. Ona göre dinleyin. Sıkıntıdan ve başka şeylerden gelen titizlikle, bir, sıkıntıdan titizlik gelir. Başka şeylerle, özel hallerden de olur. Mesela senede iki defa olur. Ağaca su çekilirken, ağaca su giderken. Senede iki defa herkesin ama psikolojisi alt üst olur. En az senede iki defa. Tamam. Yani sıkıntılı bir ayda şu anda o. Şu anda ağaçtan çekilme ayındayız. O zaman kan hareketiyle bir seninle alakası yok. Kuvve-i manevi bozma. Bir de hanımlara malum günlerinde veya başlama günlerinde. Bir de erkeklere bilin diyor. Bu fıtrattır. Erkeklere kameri eski aylara göre eyyami biyul, eyyami biz 13, 14, 15 eski kameri günlere göre biz erkeklerin heyheylerinin geldiği şeyi başka şeylerden gelen titizlik diyor da onu soktum içine. Yani bunlar bizimle alakası yok. Ya doğamızdan ya tabiattan gelen sıkıntıdır. Bunu kale alma. Hele bu ayda sıkıntı çok var. Sebebi su çekiliyor. Yani duyguları da etkiliyor. Onun için geçecek, merak etme, yavaş ol. Bak, bizler birbirimizle lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'an-ı imaniye iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Bu kadar, bitti. Yani bir parça kastettiğimden 2-3'te birini ancak okuyabildim. Kısacası şuaları okuyacaksın not alarak. Tamam, ben mesela şöyle bak, şöyle okudum. Şöyle çiziyorum, örnek olsun diye gösteriyorum. En azı sıkıldığım zaman bunlar okuyor. Şöyle bunlar okuyor. Böyle. Yani hemen pat diye. Hemen yukarıya çıkıyor. Ya mesela bak o cümle ne kadar şey diyor. Herkes cesur olmaya gerek yok gemide diyor. Kaptan oldu mu yeter diyor. Ama herkes cesur, kaptan uyuşuk. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.